Merhaba arkadaşlar, Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir cihaz tanıtacağız ama öncesinde şunu söyleyeyim. Mesela bugün bir arkadaş yorum yazmış. İşte şunu şöyle tanıtmışsın, bunu böyle tanıtmamışsın gibi. Reklam yapıyorsun, işte para kazanıyorsun gibi. Arkadaşlar, birçoğunuz biliyorsunuz aslında ben tek başıma çalışan bir insanım. Ve kendi imkanlarımla bu cihazları alıp sonrasında da bunları uygun fiyatlı veriyorum yeni bir cihaz alıp tanıtabilmek için. Yani bana hiçbir firma cihaz göndermiyor. Hiçbir cihazı ben firmadan hediye olarak almıyorum. Bilginiz olsun. Ben cihazları kendi imkanlarımla, kendi paramla alıyorum ve size tanıtmaya çalışıyorum. Bazı cihazlar iyi olabilir, bazı cihazlar daha farklı olabilir. Ben hiçbir cihaza çünkü kötü demem. Hiçbir firmayı kötüleme şansım yok. Sadece cihazlar konusunda eleştirilerim olabilir. Ya da bazı cihazlarda övgülerimiz olabilir. Ama her cihazın kendine göre artısı veya bir eksisi mutlaka olacaktır. Yani bir cihazın artısı diğerinin eksisi, diğerinin eksisi diğerinin artısı olabilir. Ama biz değiliz. Sadece ben var. Yani bir ekip yok. Ben kendi başıma, tek başıma cihazları tanıtıp sizlere bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Cihazları tanıtırken şöyle bir durum oluştu biliyorsunuz. Benim 7000'e yakın bir abonem vardı. Ve bu aboneler maalesef YouTube'un kanalımızı kaldırmasıyla birlikte hepsi kayboldu. Bunun nedenini bilmiyoruz. Belki bazı firmalar şikayet etti. Belki YouTube kendi kurallarını saçma sapan bir şekilde kullandı ve hata yaptı ve halen düzeltmiyor. Belki de başka bir şey. Belki kıskananlar vardı. Çok bilmiyorum. Ama biz yine mücadelemize devam ediyoruz. Bunu ben bir bilgilendirme olarak size söylemek istedim. Yani ben tek başıma olduğumu ve arkamda hiçbir tane firmanın olmadığını bilin arkadaşlar. Bugünkü cihazımız Botek Vision Android TV. Burada da Your Home Hub diye yazmış arkadaşlar. Cihazımızın şöyle bir kutucuğuna baktığımız zaman siyah. Zaten kendisi de siyah olarak geliyor. Şimdi bu cihazda bir şey var. Size açılışta söyleyeceğim. Kutuyu açarken söyleyeceğim. Şöyle açtığımız zaman sesli ile yönetim, YouTube aç, hava kaç derece, Netflix açılsın gibi komutları verebiliyorsunuz. Quad Core A55 22 DMIPS işlemcisi var. 2 GB DDR RAM var. 8 GB da hafızası var. Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5 de destekliyor. Bilginiz olsun. Şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman da belli bir sunumları buradan belirtmişler. İsterseniz şimdi bir kutuyu açalım. Bakalım içinde neler var. Bir görelim. Yani videoları çok yani uzun tutmak istemiyorum ama bazen işte böyle şeyler oluyor. Bilgilendirmemiz gerekiyor. İster istemez bazı şeyleri açıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kutusunu açalım. Şimdi cihaz karşımıza gelsin. Bu arada ben bazı cihazları ikinci el alıyorum arkadaşlar. Sıfır alamıyorum bile. Gücüm yetmiyor çünkü. Ama süreç geçmeden almak istiyorum ki hani çünkü süreç geçecek. Cihazlar zaten piyasaya çıkmış olacak. Siz izleseniz ne olur, izlemeseniz ne olur konusuna getirmek istemiyorum. Cihazımız böyle jelatinli. Kutlu arkadaşımıza da teşekkür ederim bu arada. Botek Vision böyle siyah, mat, plastik ve şöyle baktığım zaman kaliteli duruyor ama el izi kalıyor. Yani mesela şöyle el izleri kalıyor, geri gidiyor. Bilginiz olsun. Şöyle cihazın bir arkasını çevirelim. Şurada 12 volt yine enerji girişi, LAN girişi var. Gördüğünüz gibi Ethernet girişi, HDMI çıkışı var. Eski televizyonlar için AV çıkışı var. Optical yine ses çıkışı var. Burada işte şurayı size söyleyeceğim arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim. Şöyle arkasını çevirdiğiniz zaman çok bir şey yok. Recovery tuşu var. Yani resetleme tuşu var. Şurayı açmıyorsunuz. Bağlantı kaldırmıyorsunuz. Bu garanti bağlantı bilginiz olsun. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman burada micro SD kart girişi var. Bir tane USB 2.0 ve USB 3.0 girişinde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazımız şöyle kutusunu da tekrar çıkartalım bir neler var. Şöyle adaptörüne bakalım. 12 volt
1,5 amper şöyle yaklaştırayım. Okuyabiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırdım sanırım. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Gayet iyi gözüktü. Böyle bir tane HDMI kablosu 2.1 olması lazım sanırım. Ve kumandamız işte yani Mi'lerin falan kumandası gibi gayet güzel, küçük. Şöyle bir avuç kadar. Yine ince, iki tane ince kalem pile çalışıyor. Bakalım. Kutlu, Kutlu, iki tane ince kalem pil gönderemedin mi kardeş? Bak. Ah. Seni burada utandırayım bak Kutlu. İnce kalem pil koymamışsın, haberin olsun. Aha, bunu izleyince göreceksin sen. Kumandamıza şöyle baktığımızda şu ses hoşuma gidiyor. Hafif bir ses. Böyle tıkır tıkır değil. Yani gayet orta düzeyde bir kumanda. YouTube, Netflix, Google Play ve Prime Video yine kısa yolları var. Ses açma ve kapama tuşu. Yani otomatik olarak direkt kısma ya da direkt açma. Yine ses açma ve kapama ya da programları veya değiştirme seçeneği var. Faresi nasıl çalışıyor? Yani mouse sistemi var mı, ona bakacağız. Burada ayarlara bastığınız zaman direktmen geliyor. Google Asistan tuşu ve şurada da ses algılama yerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane Wi-Fi antenimiz var. Şöyle. Yine uzaklaştır, yani uzun yerlerden çekmesi için. Evet arkadaşlar. USB Type-C girişi ne işe yarıyor arkada? İşte bu. Bu Vizon, Botek Vizon sonradan düşündü ve dedi ki ya biz buna tüner takalım. Ayrıca TV Box değil de uydu alıcı olarak da kullanılsın. Peki nasıl kullanılacak? İşte USB Type-C girişine taktığınız zaman hiçbir program yüklemeden bu USB Type-C girişli uydu alıcı, yani mini uydu alıcı otomatik olarak Botek Vizon içinde bir tane APK yükleyecek. Yani televizyon olarak. Oradan bütün ayarlarınızı yapabileceksiniz. Zaten göstereceğiz onu. Bilginiz olsun. İnşallah cihazımız güzel çıkar. Şöyle bir bakalım. Quick Guide demiş. Hızlı kurulum. Anlatmış nasıl yapacağımızla ilgili. Şöyle garanti belgesi vesairesi. Hepsi içinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle biraz şöyle göstereyim. İşte kumandayı tanıtmış. Cihazı nasıl takacağınızla ilgili bilgileri vermişler. Burada da eğer servisle ilgili bir şey olursa burada da servis kağıdı. Şimdi isterseniz bir cihazımızı takalım. Neler var, neler yok, onları bir görelim. Artısı ne, eksisi ne, onlara bir bakalım. Arkadaşlar şimdi cihazımız açılıyor. Artık yeni cihazlar Mi Box tadında açılıyor. Yani genelde açılış ve menü Mi Box gibi olmuş ama güzel olmuş. Sanırım Android 9'ların arayüzü neticesinde böyle bir şey var anladığım kadarıyla. Şimdi açılıyor. Cihazı ben tamamıyla full reset yaptım. Nedeni şu, size en azından açılışı vesairesi nasıl yapılıyor onu göstermek için. Şimdi biraz durduralım. Evet arkadaşlar, şimdi kumandamızı tanımlıyoruz. 20 santim diyor ama bakalım şöyle. Ben daha uzun uzak bir yerde tutuyorum. Bakalım connection olacak mı? Şu an arıyor. Buldu. Ve bağlandı. Gördüğünüz gibi. Böyle sizi müzikli bir karşılıyor. Şimdi şuradan Türkçeyi seçelim. Bizi de arka plan müziği gibi oluyor. Türkçeyi seçtik. Yalnız her şey Türkçe değil. Yani keşke her şey Türkçe olsaydı, çok iyi olurdu. İptal etmek için yani Google'la da açabilirsiniz ama Google'ı açmak istemiyorsanız böyle gördüğünüz gibi iptal edebiliyorsunuz. Sonrasında devam diyoruz. Hızlı kuruluma devam ediyoruz. Yine iptal etmek için geçiyoruz. Atla diyoruz. Yine dijital hemen YouTube'u bir bağlayalım. Şimdi şifremizi yazdık. Okeyleyeceğiz.
Dijital Alem TV YouTube ağına bağlanıyor diyor. Yani Türkiye'de cihaz üreten firmadaki arkadaşlara söylüyorum. Yani lütfen bir cihaz çıkartıyorsanız acele getirmeyin. Aceleyi getirdiğiniz zaman sıkıntı oluyor. Şimdi ben size göstereceğim. İnşallah firmadaki arkadaşlar da bunu izler. Tekrar yeni abonelerimizi toplarız da bizi de artık yine tekrar izlemeye devam ederler diye düşünüyorum. Yani bazı yerlerinde Türkçe eksiği çok fazla değil. Yani burada Google'a bağlanmamı istiyor, bir bağlanayım. Bu arada Google'a bağlanmadan açmıyor, bilginiz olsun cihazı. Yani burada geri tuşuna ya da iptal tuşuna basmaya çalışmayın. Kesinlikle mutlaka bir Google hesabınızla cihazı açmayı deneyin. Şimdi ben Google hesabımı açacağım, deneyeceğim. Şimdilik bekleteceğim sizi. Google hesabımızı açtık, kabul ediyoruz. Neyse, bunu da kabul edelim. Her şeyi kabul ettikten sonra TV sesiniz daha iyi kontrol edin demiş. Devam. Tüm TV uygulamalarınızı arayın. Arayalım mı? İzin ver hadi. Kişisel sonuçları alın. Yok, hayır, teşekkürler. Google Asistanınızda en iyi şekilde yer alın. Bakalım. Tamam. Google e-postalarla haber. VZone tabii ki. VZone. Sonrasında kumanda bu arada çok güzel çalışıyor, bilginiz olsun, onu da söylemek istiyorum. Low. Ah, hadi bakayım. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi İngilizcemiz yok. Bu ne? Hadi şimdi Türkçe bilip İngilizce bilmeyen bir insana nasıl anlatacağım bunu? Low power sleep mode. Yani diyor ki, uyku modunda bırakmak ister misiniz? Yani kapattığınız zaman uyku modunda olsun, az enerji harcar yine de, bilginiz olsun diye. Evet diyoruz, on diyoruz. Ya niye burası Türkçe değil arkadaşım ya? Ne ya, ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte bunları söylüyoruz biz. Uzaktan kumandanızla ses seviyenizi ve gücü kontrol edin. Uzaktan kumandayı kur diyoruz. Ses denetimi kurmak için sesler hangi cihazda çalışacağını ses verin diyor. TV diyelim. Philips, sonraki hayır, hadi bir tane daha deneyelim. Evet, bakın şu an televizyonumu da kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Evet, çalıştı. Sonraki. Ben hepsini anlatmaya çalışıyorum ki cihazınızda her şeyi bilin. Şimdi ne diyor? Simgesine bir kez basın. TV kapanmalı diyor. TV'yi de kapatabiliyoruz herhalde. Ve TV kapandı. Şimdi bakalım, peki açacak mı? Açmayabilir yalnız arkadaşlar. Biz tabii ki bunu böyle bakalım. Açmadı. Biz kendimiz manuel açtık. Ya bu HDMI çeç gibi. Güç düğmesi çalıştı mı? Hayır. Ya bir daha denesek mi? Hadi bir daha deneyelim. Bu sefer çalıştı. Demek ki ikinci versiyonda çalışıyor. Yani bunu da yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yani televizyonunuzdan ikisini de kontrol ediyorsunuz. VZone anlamına geliyor bu da. Ama şimdi herhalde HDMI'yi seçmedi. Bu sefer de HDMI'yi ayarlayacağız. Bir bekleteceğim. Şimdi uzaktan kumandaya da bağlandık. Şimdi de kaldırılabilir depolama olarak kur. Cihaz USB sürücüsü bağlandı diyor. Cihaz depolama alanı kur. Yani iptal. Aslında şu an neyi gördü biliyor musunuz? Yani bir USB falan bağlı değil. Şu an gördüğü USB Type-C. Şimdi zaten kendisi böyle yine hazır kurulu geliyor. Böyle kısa yollarımız var. Uygulamalar, Netflix, YouTube önerilen trendler, YouTube müzik, yine Google Play programları. Şöyle uygulamalara geldiğimiz zaman
Şimdi Live TV'yi zaten görüyoruz. Ben sesini kısacağım burada. Televizyonun sesini kısıyoruz. Neyse. Sonrasında şöyle geri tuşuna basalım. Benden size tavsiye, sakın televizyonun kumandasını kurmayın. Yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Live TV diyoruz. Burada Live TV'ye geldikten sonra Türkçeyi seçiyoruz. Yine birçok şey Türkçe olmayacak. İnşallah sıfırladık, her şey Türkçe olur diyoruz. Zaten görüyorsunuz the first installation diyor. Yani kurulum desene ya. Yani ya bilmiyorum, ben bu konuda biraz milliyetçi gibi takılıyorum ama alakası yok. Sonuçta bu dijital bir sistem ise, Türkiye'ye iş yapıyorsanız Türkçe olsun yani. Bilmiyorum. Siz de benim fikrimdeyseniz, aynı fikirdeysek lütfen yorumlara yazın. Evet, eğer Türkiye'de üretilecek, Türkiye'ye üretilen bir firma cihaz ise mutlaka bunun Türkçe, her şeyin Türkçe olmasını istiyoruz deyin. Yani uydu diyorsunuz, tarama modu 1TP yani 1TP anlamında. Buradan TP'yi değiştirelim. Sinyal olan, yani sinyal olsa harika olurdu. Burada all diyor. FTA yani şifresiz kanalları ya da bütün şifreli kanalları. Service TV, TV, radyo ya da hepsi olsun diyor. Biz TV diyelim, tara diyelim, bakalım ne yapıyor. Sonrasında zaten TGGS'yi çalıştıracağım size. Bakın yukarıda, Allah'ın aşkına kurban olayım, bu nedir ya? Bunun adı nedir? Vyadina Gnalov. Vule 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 vule. Ne? Gerçekten şu anda kanal bulmadı. Bize diyor ki eğer farklı seçenekleri, Live TV'de farklı seçenekleri görmek istiyorsanız, şöyle göstereyim. Şöyle de aydınlatayım da. Şu tuşa basın diyor, şu. Live TV tuşu. Hani buna basın diyor. Şöyle gördünüz mü? Live TV. Allah zorlanıyorum ya. Neyse basalım. Burada gördüğünüz gibi seçenekler geldi. OK'ye basıyoruz. Sonrasında menümüze geldik. TV rehberi, kurulum, seçenek, kanal düzenleme, PVR listesi, zamanlayıcı ayarlar. Çok basit ama zaten yeterince kullanabileceğiniz kadar yeterli. PVR ayarları var, dil ayarları, zaman ayarları. Zaman ayarlarına şöyle bir bakalım. TV time ya da network time demiş. Biz TV time seçelim. Başka da bir manuel ayarlama yapıyor mu? Bakalım. Yok, yaptırmıyor. Güvenlik ayarlarına girdiğimiz zaman sanırım 4 tane 0'dır. Bakalım 4 tane 0 mı? Evet, 4 tane 0. Ebeveyn denetimi, menü kilitle, kanal kilitleme de pin kodunu değiştiriyoruz. Tekrar yine o tuşa basıyoruz. Zamanlayıcı ayarları var. Hani ben anlatmıştım ya bazılarında. Diyelim ki siz saat 7.30'da geleceksiniz. Cihazınız 7.30'da açılsın. Atıyorum işte Fox'ta açılsın. Haberleri bana kaydetsin. Ben de gelince izleyeyim diyorsunuz. Ama USB takılı olacak, bilginiz olsun. Onu ayarlıyorsunuz ya da o saatte otomatik olarak açılıyor. Şimdi yine tekrar basalım. Peki TGGS ayarı ya da kanal ayarları nasıl yapılıyor? İşte burada kanal arama yapabiliyorsunuz ya da TGGS settings üzerinden yapıyorsunuz. TGGS settings'e geldiğimiz zaman işte operation system, bilmiyorum, change operation mode. Otomatik, yani TGGS özelliği otomatik mi yoksa customize, yani esnek mi olsun diyor. Bu da set, burada hangi frekans üzerinden yapmak istiyorsanız 12.423 30.000 ama bazı frekanslar da var, onu da isterseniz seçebilirsiniz. Burada nasıl olsun diyor. HD mi SD şekilde mi sıralansın diyor. HD diyor. Ama eski televizyonlarda da yine bunu isterseniz farklı yapabilirsiniz. SD falan da yapabilirsiniz, bilginiz olsun. Startup update yaptığımız zaman da başlatıyor. Ve kendisi bulacak şimdi. Bakın burada şimdi tabii ki bulamadı. Nedeni şu, anten ayarlarında
Ne yapmadık? Şöyle TürkSat'ımızın kablosunu ayarlamadık arkadaşlar. Bakın. Şimdi şurada solda kalem tuşuna basıyoruz. Kalem tuşuna basınca configuration yani kurulum geliyor. Configuration. Ne? Ya Allah'ın aşkına ya, kurban olayım ya. Şunu Türkçe yapsanız 1.4'ü seçiyoruz Isaac. Eğer Isaac 1.1 ise yine bunu da 1 olarak seçiyoruz. Sonrasında geri geliyoruz. Buradan çıkalım. Tekrar live'a basalım. Yani emin olun aslında zor değil. Yani bunu izledikten sonra sizin için daha kolay olacak. Ben şimdi ilk defa kurduğum için bir sıkıntı yaşıyorum. Start yapıyoruz. Yine bizim şu Polonyaca herhalde. Ya, bilen varsa arkadaşlar lütfen söylesin ya. Vladine Kanalov. Yani kanallar aranıyor diyor herhalde. Gördüğünüz gibi şu an TV'yi tarıyor. Oo, maşallah maşallah. Kurban olayım. 393 tane kanal buldu. Şimdi sesi kısık herhalde. Yine sorun yaşamayalım. Şimdi birçok kişi şey soracak. Yani, TRT 4K gösteriyor mu? Onu açacağım size. Şimdi kanallarınız eğer hani böyle TGG'si de 1200-1660 gibi falan bir şeyler geliyor ya. Burada TGG'si settings'e gelip bu change'i yine off yaparsınız. Şöyle kanallarınız artık işte 5000-10000'de falan gözükmez. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi TürkSat tanıtım üzerine geldik. Burada remove ediyor biliyorsunuz. Yani kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz favori ekleyebiliyorsunuz. Yine search yapabiliyorsunuz. Kitleyebiliyorsunuz. Ya da farklı şeyler görebiliyorsunuz. Peki biz buradan şimdi TRT 4K'yı bulalım. TRT diyelim. Sonra OK diyelim. TRT'nin bütün kanalları gelsin. Ultra HD'de açalım. Gördüğünüz gibi TRT 4K gösteriyor. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yok. TRT 4K ile izleyebiliyorsunuz. Şimdi şuradan bir ilerleyelim. Bakalım. Kapatmış olmama rağmen radyoları da ekliyor. Bakalım. TRT 1'i. Ha. Peki kanal geçişleri nasıl olacak? Bu arada şu menüye getirmemin nedeni şu. Hani arada dedim ki kanal geçişleri nasıl? Mutlaka merak ediyorsunuz. Yani kanal geçişlerini göstermeye çalışıyorum bazen. Yani umarım telif hakkı falan olmaz. Çünkü geçenki kanalın kapanma nedenini bir türlü anlayamadım. Yani gerçekten anlayamadım arkadaşlar. Böyle acayip bir şekilde bir politikası var. Şimdi size böyle hızlı hızlı geçeceğim. Yine sesini açmadan kanal geçişlerini görün diye. O yüzden hani bu ana sayfaya girdim. Şimdi tuşa bastığınız zaman live tuşuna şöyle değiştirelim. Yani yeterince iyi. Yaklaşık 2-2,5 saniyede alıyor. Yani 1 saniyede değil. Yani 1,5 bile olabilir. Hatta ne diyorduk? Şöyle değiştireyim. 1001 1002 Evet. 2 saniye. Yani 2 saniyede sonuçta kanallarınıza kavuşabiliyorsunuz. Bu arada yani eğer buradayken kanallara geçmek istiyorsanız şu tuşa basarsanız şu tuşa şöyle kalkayım. Evet. Şu tuşa bastığınız zaman yine live'a giriyor. Bakın. Şimdi basacağım. Bu güzel. Yine de home tuşuna bastığım zaman da böyle ana sayfaya geliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz da bu tarafı anlatayım. Bir Android kısmını bir görelim, özellikleri falan nedir. Ona bir bakalım. Şimdi şuradan ayarlara gelelim. Bir internet ayarını zaten yapmıştık. Cihazın adını ayarlayın diyor. Vzone olarak seçiyoruz. Hesaplar açılmış. Uygulamalara geldiğimiz zaman da Vzone'u görüyor.
tüm uygulamaları gösteriyoruz. Buradan uygulamaların ön belleklerini silebiliyoruz, verilerini temizleyebiliyoruz ya da kaldırıp farklı şeyler yapabiliyoruz. Buradan şöyle gelelim. Cihaz tercihlerine geldiğimiz zaman hakkında'ya girelim. Sistem güncellemesi şu an için yok. Cihazın adı Vizon. Sıfırlayabiliyoruz bu arada buradan. İşte cihazımın durumuyla ilgili bilgileri görebiliyoruz. Modelini buradan biliyoruz. Android 10 arkadaşlar bu arada. Yani ve tam lisanslı bu. Bilginiz olsun. Yani Netflix'i 4K izleyebileceksiniz. Bilginiz olsun. Yani o yönden bir sıkıntınız yok. Sisteme girelim. Sistemde hani bunu işte kapatmayı yapmıştık. Tarih ve saat ayarına buradan da girebiliyoruz. Zaten buradan da görüyoruz. Şu an saat doğru mu? Evet doğru. 22.09. Dil ayarlarını görmüştük. Klavye ayarları, ses ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Bazı kanallarda ses çıkmaz ya da aşırı derecede yüksek ses çıkarsa buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Görünüm ayarlarına girelim. Burada HDR settings var. HDR'yi açık tutmuyorum ben. Ekran çözünürlüğüne bakalım. Şöyle otomatik yapalım. Zaten önemli. 1080p 59.94 Hz. Çok güzel. Çok değişik. Ben ilk defa görüyorum bunu böyle, bu şekilde. Renk derinliği açık. YGB yani bu da 444'le kalması ben hani netlik anlamında daha iyi alıyorum. Bilginiz olsun. Ekran pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu mesela uzaklaştırdığımız zaman bakın eğer televizyonumuz küçükse böyle uzaklaştıracağız. Televizyonumuz büyükse yakınlaştıracağız arkadaşlar. Benim şu an %100'ü yakaladım. Bilginiz olsun. 49 inç benim televizyonum. O yüzden tam görüntü alabiliyorum. HDMI çeç. Daha önceki söylediğimiz olay ben HDMI çeçi kapatıyorum. Çünkü gerçekten bazen sıkıntı yaratıyor. Depolamada işte USB falan takılıysa onları yönetebiliyorsunuz. Ana ekran ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Yani kanalları şuradaki kanalları özelleştirebiliyorsunuz. Google Assistant ayarını yapıyorsunuz. Ekran koruyucu özelliği de var. Bakalım başlama zamanı 1 saat demiş. Biz bunu 2 saat yapıyoruz. Cihazı uyku moduna geçir ya da hiçbir zaman diyebiliyoruz. Eğer uyku moduna geçir dediniz. Diyelim ki saat 10'da 11'de işte bir şey izliyorsunuz. Bir kanal izliyorsunuz. Sonrasında da uykunuz geldi. Uykunuz geldiği zaman da işte bunun kapatmasını isteyebilirsiniz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Sonrasında konum işte erişebilirlik ve yeniden başlat seçeneğini buradan görüyoruz. Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar uzaktan kumanda ekleyebiliyorsunuz. B21 mesela bunu eklemiş olduk. Bilginiz olsun. Baktığımız zaman şöyle isterseniz bir YouTube'da bir YouTube'u nasıl ona bakalım. Hatta Netflix'in arayüzüne de bir bakalım. Arayüzü nasıl gözüküyor? Dediğim gibi buradan herhangi bir şey açamıyorum. Telif hakkı yeriz diye. Hani o yüzden hani bu şekilde. Evet. Kumandası da gayet güzel. Geçiş yapıyor hemen. Bu arada Netflix'te başka bir kumandaya ihtiyacınız olmak. Sağa, sola, yukarı, aşağı her türlü şekilde gidebileceksiniz. Bilginiz olsun. Burada önerilenlere giriyorsunuz YouTube'da. Ama isterseniz de kendiniz arama yapabilirsiniz. Bir sesli tarama yapalım. Bir girelim bakalım sesli taramada nasıl işlem yapıyor onu bir görelim bence. YouTube'da sesli taraması nasıl çalışıyor? Hemen sağa geldim. Şimdi buradan sola geliyorum. İzin ver diyorum. Digital Event TV. Çok gerçekten hızlı buldu. Hoşuma gitti. Şurada Hilemco Matador'u tanıtmıştık. Yine bir tane. Bir reklamı da atlayalım. Reklamdan sonra gösterecek. Bu arada artık şunu bilin. Eğer para kazanma açık olmasa bile YouTube kendisi reklam yapıyor. Yani kendisi kazanmak adına reklam çıkartıyor. Bu bizim kanalımızla alakalı bir reklam değil. Biz bundan para kazanmıyoruz. YouTube para kazanıyor. Haberiniz olsun. YouTube artık reklam alıyor. Burada sesi açalım. Şurada ayarlara bakalım. 1080p 50 Hz. Şu an televizyonuma göre
aldığı full mod. Yani akışı gayet iyi. Şimdi bir de şöyle hızlı sardırmaya bakalım nasıl. Mesela ben 9. dakikaya gitmek istiyorum. Hemen bir basalım. Neler olduğunu tekrar gelelim. Tabii ki ağınızın internet ağına da bağlı olan bir şey ama evet gayet de güzel gidiyor. Şöyle geçişlere bakalım. Güzel, gayet güzel. Şimdi shorts'ları mı oynatalım bakalım shorts'u nasıl oynatıyor. Tarafımız şimdilik bu kadar. Şöyle yukarı, aşağı. Bu 100 inç televizyon 4K arkadaşlar. Yapıyorlar ya. Yani şöyle geri gelelim. Yani bakıyorum gayet güzel. Yani cihaz önerilir mi? Makul bir fiyata bu cihaz alınır. Hani başka neyi göstereyim diye düşünüyorum. Hani Google Play'im zaten çalışıyor. Disney çalışıyor. Kendisi kendi marketi var mı diye baktım işin açıkçası. Şurada uygulamalara girdim. Hani Vizio'nun kendi uygulama mağazası yok. Yani Google Play'den ya da farklı bir mağazalardan yine yükleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani cihazımızla ilgili çok tanıtacak bir şey yok. Android 10, 4K lisanslı, 2 GB RAM var, 16 GB belleğe sahip. Gayet hızlı çalışıyor. Kumandası güzel. Adamlar TV Box'a size demiş ki ya siz TV Box'ı kullanıyorsunuz ama uydu alıcı ihtiyacınız da var. Alın size uydu da demiş. Ve böyle bir şey imkan sağlamış. Bote'ye bu konuda teşekkür ediyorum ama şu Türkçe konusunda lütfen biraz daha çalışın diyorum. Yani her şeyin Türkçe olması benim için bence bana göre önemli. Başkaları için bilmiyorum ne kadar önemli. Cihazı bu şekilde %99 bence alabilirsiniz diyorum. Bazı esnek belki yine güzel şeyler de yapılabilir böyle ne diyeyim size bir şeyler eklenebilir, özellikler eklenebilir. Umarım onlar da olur güncellemeyle. O zaman çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Cihazımızın tanıtımı bu kadar. Botek V-Zone 4K hem TV Box hem de canlı TV cihazını böylece tanıtmış olduk sizlere. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın demeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca şunu unutmayın. Kanalımızda çalışan tek kişi benim. Dijital Evren TV. Hiçbir şekilde firmadan destek almıyorum. Cihazları kendim satın alıyorum. Ve sonrasında da sizlere uygun fiyatla veriyorum. Bu cihazı almak isteyen de yorumlar kısmına yazsın. Kanalımıza özel olarak güzel bir fiyat verebilirim size. Dediğim gibi hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın.